Hocam merak ediyorum. Çocuklar benden sonra ilerleme kaydetmişler. Bir girip bakalım o zaman. Bir girip bakalım hocam. Var gibi UEFA gemilerine buradan var çalışması yapmıyor. Evet Murat gel. Videolardan hakemlerin maçlarda görev yaptığı. Bir anda 5 maçı verebileceği. Ama 9 maçta olabilir ancak, bu aynı anda. Ancak içeride de bakarız. Teknik bütün donanımları hazır. 4 tane de hemen anında ilave edilecek. Onun var. Dolayısıyla 9 maçı bir anda devreye sokup orada var uygulaması yapılabilecek bir ortam yapılıyor. Sana bir soru. Dünyanın Erkan'dan sayılı herhalde. Yerlerden birisi burası Ermen abi. Evet. Salı günü de önemli bir eğitim süreci var burada. Onu da bir bahsedersen burada, sonra Ermen evet, abi. Evet burada salı günü UEFA Hakem Komitesi'nin aldığı kararla zaten Roberto Rossetti burada biz buradaki tesisleri çok iyi biliyor. İyi bir tesis olduğunu da biliyor. O nedenle de burada gelecek seneye hazırlanan UEFA hakemlerinin eğitimlerini burada yapılmasına salı, çarşamba, perşembe, cumaya kadar buradadır. Zaten eğitimci olarak Murat da orada görev yapıyor o kadronun içinde. Dolayısıyla onlar 7 kişi falan bir eğitimci kadrosuyla beraber gelmiş oluyorlar. Ayrıca da yardımcı ve orta hakem olarak 16 tane orta hakem, 20 tane de yardımcı hakem olarak 36 hakem de burada olacaklar. Burada gördüğümüz sahada demo olarak maçlar oynanacak. Burada da içeride de buradan hepsi online olarak görev yapacaklar hakemler. UEFA burayı seçti. Zaten şu ana kadar Madrid'de ve Hollanda Utrecht'te ve Türkiye'de yapılıyor. 3 merkezde bu sistemleri UEFA döndürüyor ve gelecek senenin maçlarına hazırlanıyor. Zaten biliyorsunuz UEFA ilk kez Beşiktaş'ın Vodafone stadında Süper Kupa finalini oynanacak. O Süper Kupa finalinde ilk kez deneyecek. Belki düşünebilir, edebilir. Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalden veya çeyrek finalden sonra da uygulayabilir belki. Artık bir karar alsa. Ama şu andaki karar Süper Kupa finalinde varı uygulayacak, başlatacak. Ve gelecek sene de Şampiyonlar Ligi'nde uygulayacağı için Avrupalı hakemleri şimdiden hazırlamaya başladılar. Çeşitli ürlerde bir şey de yerde burada. Burada İrattı gibi Dünya Kupası'na çok fazla varlık yapan, en fazla varlık yapan hakem. Artı İngiliz Taylor gibi birçok hakemler burada olacaklar. Ve dolayısıyla burada eğitimlerini yapmış olacak. Bu da bizim için tesislerimiz açısından hem buradaki VAR merkezi artı hem Türkiye Futbol Federasyonu otel tipi ve sosyal salonlarıyla şeyleriyle bunu görmüş olacaklar. Ben inanıyorum ki oradaki hakemler böyle bir tesisleri Avrupa'da pek görmüş olmayacaklar. Buyurun hocam. Bir, iki, üç, dört, beş tane VAR odası şu anda hazır halde. Ve bu odalarda maçlar buradan merkezden şey ediliyor. Şimdi şurada bir şey var. Onun hemen arkasında da bir tane daha kuruluyor. İki tane orada oluyor. Bir tane şu masada olabilecek tesisatlar. Sana bir şey soracağım şimdi. Orada tesisatta 9 oluyor. Hoca, evet. mesela... Bu Fenerbahçe Başakşehir maçında arızaya girdi. O arada da gol oldu mesela. O burada olmadı arıza. Bir dakika şimdi. Evet. Bir dakika şimdi. Bunu millet bilmiyor. Herkes her kafadan bir ses çıkıyor. Evet. Onu merak ediyorum. Bir arıza oldu. Başakşehir'in golü gitti. Belki sezon sonu 2 puanla kaybederse o olacak. Peki bu arızayı burada olmadı. Şeyde oldu. Stadyumda oldu. Stadyumda. Oradaki Türk Telekom'un olan bir kablo olayından dolayı meydana geldi. Kabloyu değiştirene kadar geçen bir sürede tesadüfen de bu pozisyon meydana geldi. Bunun önüne geçme şansı olur mu? Yedek kablolar yedek şeylerle yapılıyor. O yani ilk başladığımız şeye göre %80 bu arızaları anında giderebilecek bir ortam yaratıldı şu anda. Yani deneyler, tedbirler burada Telekom olsun, Şahin Gözü
firması olsun. Onlar yedeklemeleri arttırarak önüne geçmeye çalışıldı. Şu anda %80 büyük ölçüde ilk haftaya göre bu şeyler ortadan. O maça da denk geldi. Evet. Tamamen kısmetsizlik yani. Bazıları sallamaya kalktılar ama tamamen kısmetsizlik. O birleşim kablosunda bir arıza meydana geldi. O kablonun değişimi bir süre zaman geçti. Orada bu tesadüf. Sana ikinci soru. Bu çok konuşuluyor. Ben tam bilmiyorum ama bir kısmı öyle diyor, bir kısmı böyle diyor. VAR buraya girdiği zaman, VAR'daki arkadaşlar girdiği zaman, evet. VAR'ın dışında buraya hani federasyondan veya kulüplerden birisi gelip oturup içeriği seyredebilir mi? Böyle bir şey yok çünkü dünyada yok böyle bir şey. Yani seyretme imkanı olarak. Bu bir şeyde yapıldı. Murat da daha iyi bilir. Almanya'da sorumlu olan eski bir hakem, burada sorumlu olan böyle bir olaya karışmaya kalktı. Müdahale etmeye kalktı. Ortalık karıştı Almanya'da. Ondan sonra Almanya'da vazgeçti ve ne İtalya'da, ne Almanya'da, ne İspanya'da hiçbir yerde böyle bir uygulama yok. Dolayısıyla bu zaten biz bu içeride kim var, nesin diye içeride göreceğiz. Orada görüntü için şeyler var, kamera var. Bu kameradan yayıncı kuruluş maç başlamadan evvel, maç bittikten sonra 5-10 dakikaya kadar olan sürede anında kayda giriyor yayıncı kuruluşa. Yani odanın içinde kim var? Her an görülen bir olay. Yayıncı kuruluşun elinde zaten bunlar. Dolayısıyla oraya bir herhangi bir üçüncü bir şahıs girdiği anda zaten o şeyle tespit edilir. Cep telefonu giriyor mu? Mesela hakemlerin cep telefonlarıyla falan içerik. Cep telefonu şöyle. Bütün cep telefonu arkadaşlar buraya bırakıyorlar. Burada bizim MHK'den hakem işlerinden görevli bir arkadaşı koyuyoruz. O şeyleri hakem arkadaşlardaki bir şeyleri topluyor dışarıya. Şeyden sonra da görevden sonra da onlara veriliyor. Yani yanlarında ne telefon ne bir şey hiçbir şey olmuyor. Onlar alınıyor. Alınıyor zaten. Yani orada görevli arkadaşımız var. Artı buradan da dışarı çıkmıyor görev yapan. Devre oldu mesela. Ancak bir şey ihtiyacı varsa burada, tuvalet ihtiyacı varsa, onun dışında dışarı kimse çıkıp herhangi bir şey diyor. Burada olma mecburiyeti var. Çok önemli. Çünkü ya o iş böyle, bu böyle, buradan telefon geldi, bunu dediler. Yok, önemli. Bir şey yok. Evet. O bütün telefonlar şeylerde. Görevli olan, buraya görevlendirdiğimiz o gün olan arkadaş onları alıyor. Sonra maçtan sonra onlara vermiş oluyor.